Birincisi Bursa'daki İnegölspor ve Karacabey Belediyespor'un yöneticileri bizim çok yakın, çok samimi arkadaşlarımız ve kardeş gibiyiz. Yani transferlerimizi yaparken, kamplarımızı yaparken hep beraber hareket ettiğimiz arkadaşlar. Onlar buraya geldiğinde çocuklarıyla, aileleriyle geliyorlar. Biz oraya gittiğimizde çocuğumuzla, ailemizle gidiyoruz. Ama şimdi bugün gelinen noktada taraftar gruplarını öyle bir kışkırtma yöntemine gidiyorlar ki işte İnegölspor'un taraftar grubu bugün açıklama yapıyor. İşte Karacabey'in açıklama yapıyor. Afyon taraftar grubu açıklama yapıyor. Yani şimdi siz bu işin bedelini ödeyemezsiniz. Yani biz bu hafta sonu Afyon'a gittik. Bir sporcumuzun, biz yönetim kurulumuzun tamamı olarak gideceğiz. Bir sporcumuzun ya da bir yöneticimizin kılına zarar gelse kimse bu işin altından kalkamaz. Kalkamaz yani, bunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Biz normal bir şehir takımı değiliz. Yani Bursaspor bir şehir takımıdır, bir camiadır. Biz o camiaya saygı duyuyoruz. Ama Bursaspor'un taraftarı sadece Bursa ilinde var. Biz Amespor kulübüyüz. Bizim Türkiye'nin her yerinde taraftarımız var. Biz Bursa'da da maç oynasak 30 bin kişi gideriz oraya. Biz böyle bir camiayız. Yani biz Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyiz. En büyük camialarından biriyiz. İşte bu kışkırtmalar sonu sıkıntıya gidecek yöne doğru gitmesin diye biz bu açıklamaları yapmak istiyoruz. Sebeple bu provokatif olayları kulübümüzle yan yana getirmemek için aynı grupta olmak istemedik. Ama maalesef federasyon bu konuda bir imtiyaz almadı ve sonuçta biz aynı gruba düştük. Maçın oynanmasına 15 gün kala bizi kendileri defalarca aradı. Araya bir sürü insanlar soktular. Bursa'daki sivil toplum örgütlerini Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleriyle görüştürdüler. Bursa'daki Bursa Diyarbakır İş Adamları Derneği ile görüştüler ve nitekim onlarla buraya geldiler. Bursaspor Diyarbakır'a indiği andan itibaren biz kendimize yakışan her türlü misafirperverliği kendilerine gösterdik. Bunun kanıtları da vardır, örnekleri de vardır. İki tane yöneticimiz havalimanından indikleri andan itibaren onlara eşlik etmiştir. Akşam yemeğinde beraber eşlik etmiştir. Akşam eğlencesinde Gazi Köşkü'nde kendilerine eşlik etmişlerdir. Ben bizzat kulüp başkanı olarak konakladıkları, kamp yaptıkları oteli ziyaret edip kendileriyle sohbet edip gereken konuşmaları yaptım. Kamuoyunun yatışması için hem televizyon programında hem de sosyal medya mecralarında gerekli açıklamaları yaptık. Maç sabahı yine yöneticilerimiz kendileriyle beraber birlikte oldular. Diyarbakırlı iş insanları, sivil toplum örgütleri onlarla birlikte oldular. Futbol Federasyonu Bölge Müdürümüz kendileriyle birlikte oldular. Ve nihayetinde maç saatinde kendileri stadyuma geldiler. Onlar için tahsis edilen localarda kendilerini misafir ettik. Maç boyunca da locadan maçlarını takip ettiler. Normal bir lig maçında olabilecek olayların dışında hiçbir şey olmamışken, yani sahaya atılan pet suları dışında, yani şu bardak suları dışında hiçbir şey olmamışken, sahaya yok keser atıldı, yok testere atıldı, yok sallama atıldı, yok döner bıçağı atıldı gibi algılarla, bu çocuklar, işte çocukların hayati tehlikeleri var gibi algılarla yaptıkları spekülasyonlarla futbol kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. Maçın canlı yayınlanmaması ev sahibi kulübün, bunun haricinde de Türkiye Futbol Federasyonu'nun inisiyatifindedir. Biz iç saha maçlarımızı bugüne kadar hiçbir şekilde maçlarımızı yayınlamadık. TRT Kürdi de bizim yayıncı kuruluşumuz değildir. Bu federasyonun inisiyatifindedir. Federasyon da inisiyatif alıp bu maçı yayınlamadı. Yani bu bizim kendi inisiyatifimizdir. Biz iç saha maçlarımızı yayınlamıyoruz. Taraftarımız, stadımız büyük. Taraftarımız stada gelsin istiyoruz. Bundan kaynaklı da iç saha maçlarımızı yayınlamıyorduk bugüne kadar ama bundan sonra yayınlamaya başlayacağız. Stadyumda 600 tane kamera var. Basın mensupları var. Kendilerinin Bursa'dan akredite edip Diyarbakır'a getirdikleri basın mensupları var.
Sanki böyle orası bir arenaymış, kapalı bir kutuymuş, dışarıdan hiç kimse oranın içini görmedi. Orada biz insanlara saldırmışız da, o çocukları tekme tokat dönmüşüz de, böyle hani böyle bir algı yaratıp işte 18 yaşında, 16 yaşındaki çocuklara baskı yapıldı, işte şu yapıldı, bu yapıldı gibi algılarla kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. Bu hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yani stadyumda o gün normal bir futbol maçında yaşanabilecek taraftar tepkisinin dışında herhangi bir olay cereyan etmemiştir. Hiçbir kimsenin maçın başlamasından sonlanmasına, hatta misafir takımın yöneticileri de dahil havalimanına varışına kadar hiç kimsenin kılına zarar gelmemiştir, burnu da kanamamıştır. Bu konuyla ilgili emniyetin, federasyon yetkililerinin hepsinin raporları mevcuttur. Bu konuyu böyle hani burada bir savaş ortamından çıktık, bizi siyasetçilerimiz yalnız bıraktı, valimiz bizi yalnız bıraktı, TRT bilerek maçı yayınlamadı gibi algılar yaratıp, kutuplaştırmalar yaratıp, bu kulübün isminin kriminalize edilmesini sağlayıp, işte sosyal medya mecralarından abuk subuk mesajlar yayarak Türkiye'deki sporun barış kardeşlik ruhuna ters düşen bir sürü açıklamaları var. Ben bu açıklamalardan dolayı bütün açıklamaları kınıyorum. Bir defa bunu söylemek isteyeyim. Bizim kulübümüz son derece centilmen, son derece misafirperver bir kulüptür. Bursa Spor'un dışında Bursa ilinin başka iki tane temsilcisi daha vardır. Biri Karacabey Belediyespor, diğeri de İnegöl Spor'dur. Bu iki kulüple de bizim çok iyi ilişkilerimiz olup, yöneticileri buraya maç oynamaya gelirken aileleriyle birlikte gelip bizim misafirlerimiz oluyorlar. Biz de aynı şekilde onlarla maç oynamaya giderken biz de kendi ailelerimizle, çoluk çocuğumuzla gidiyoruz. Bu bizim aramızda bir dostluk köprüsüdür, bir gönül köprüsüdür. Türkiye'deki bizim ligde oynadığımız futbol takımlarının birçoğu buraya aileleriyle gelir. Biz onları burada aileleriyle misafir ederiz. Nitekim şöyle bir örnek de vereyim. 2021-2022 sezonunda Türkiye liglerinde en az ceza alan, sahası hiç kapanmayan, en az sarı kart gören, en centilmen kulüplerden de biriyiz. Bunun kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Bizim statlarımızda hiçbir zaman böyle görüntüler olmamıştır arkadaşlar. Savaş diyorsanız, yani biz bir savaştan çıktık diyorsanız, savaş görüntüleri bunlardır. Bizim tribünlerimizde elinde bıçaklı hiçbir şekilde taraftarımız olmamıştır. Bizim taraftarımız maç çıkışında hiçbir zaman bu tarz bir görüntü vermemiştir. Bizim taraftarımız holiganizme karşıdır. Bunların hiçbiri bizim stadyumumuzda çekilmemiştir. Hangi stadyumda çekildiği de malumdur. Türkiye kamuoyunu yanlış yönlendirmenin hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunun haricinde maçtan 15 gün öncesinde emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bu maçın sorunsuz, problemsiz, provokasyona mal vermeden, hiçbir şekilde bir olay yaşanmadan nasıl bu maçı atlatabiliriz diye emniyetle 15 gün boyunca çalıştık. Nitekim stadyumda 4800 resmi güvenlik görevlisi, 350 özel güvenlik görevlisi görev yapmıştır. Stadyuma giren, çıkan her şey emniyetin aramasından geçmiştir. Hiçbir provokasyona mal verilmemek için herkes elinden geleni yapmıştır. Biz yönetim kurulumuzla elimizden geleni yaptık. Yalnız işte sosyal medyada tribünde açılan bir bayraktan dolayı kulübümüze
işte bir linç kampanyası başlatılmıştır. Bu bayrak olayının kulübümüzle bir alakası, bir bilgisi, bir ilgisi yoktur. Bu olayla alakalı Diyarbakır Valiliği gerekli açıklamayı yapmıştır. Bu açıklamanın neticesinde de gözaltına alınan vatandaşlar bugün suç unsuru tescil etmediği için serbest bırakılmışlardır. Şimdi bu olayı Türkiye'de siyasi bir provokatif olaymış gibi gösterip Türkiye'nin gündemine sokup işte kutuplaştırma yaratıp insanları birbirinin arasına nifak sokan gruplar, kulüpler, siyasi partiler, yani bunları da kınıyoruz biz. Yani bu yapılanların hiçbiri doğru değil. Biz kulüp olarak her zaman sporun ve siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz ve her zaman da bu duruşla yol almaya çalışıyoruz. Bunu böyle götürüp Türkiye'nin doğusuyla batısını ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir mecraya çekmek akıl alır gibi değil. Şimdi biz bu hafta sonu Afyon'a gideceğiz. İşte bu açıklamalardan kaynaklı kulübümüze, sporcularımıza karşı sosyal medyadan bir sürü tehditler, hakaretler vesaireler yapılmaya başlandı. Yani şimdi yarın bir gün bunun önünü kim alabilecek? Biz gideceğiz, ondan sonra öbür taraf buraya gelecek. Burada yaşanabilecek olayların sorumluluğunu kim alabilecek? Biz tekrar oraya gideceğiz, orada yaşanabilecek olayların sorumluluğunu kim alabilecek? Yani ben spor kamuoyunu biraz daha spor ruhuyla, dostluk, barış, kardeşlikle bu olaylara bakmalarını temenni ediyorum. Yani bu böyle bir kereden ortaya attım, işte o öyledir, bu böyledir, işte aman orayı kapatalım, aman burayı yakalım. Yani Türkiye'de hukuk var, Türkiye'de adli merciler var. Eğer ki yanlış yapılan bir şey varsa zaten bu işlerin takibi yapılacaktır. Gereken de sonuçlanacaktır. Yani bu konuda Bursa'da bazı siyasi partilerin işte ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları üstüne vazife olmayan şekilde işte böyle kriminalize edecek şekilde bu bölgenin insanına, bu bölgenin televizyon kanalına, bu bölgenin kulübüne, futbol kulübüne bu tarz yaralayıcı, bu tarz ötekileştirici açıklamalar yapmasını, yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.